Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bir taraftan YKS 2024 sonuçlarını bekliyoruz. Bir taraftan tabii kayıt işlemleri var. Kayıtlar nasıl olacak? Kredi burs işlemleri var. Nasıl olacak? Son dakika duyuruları sizlerle olacak. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi mutlaka açmayı unutmayın. Bir taraftan da bu süreçte acaba taban sıralaması ne olur? Sonuçlar ne zaman açıklanır? Bunlarla ilgili analizim de olmuştu arkadaşlar. Yığılma noktalarından hareketle taban sıralamaların ve puanlarının değişim noktasında fikirlerimiz oluşmuştu. Ama bir üniversitenin taban sıralamasını etkileyen en önemli faktör tabii ki o seneki puanlar içinde kaç tane eşit ağırlık var, kaç tane sayısal var, sınavın zorluğu, yığılma noktaları, oranları etkilidir. Ama bunun dışında neler etkilidir? Yeni programların açılması tabii ki etkilidir. Özellikle bir alana yakın yeni bir programın açılması o alandan kaymalar oluşturuyor. Kontenjan azalması veya artması bu yıl özellikle kontenjanı azalanlar, totalde azalanlar daha çok etkilenecek ama totalde azalmasa bile, toplamda azalmasa bile bir üniversitedeki 10 kontenjanın bile ne kadar etkili olduğunu analizlerimde ben görüyorum. Sizlerle bunu da paylaşacağım. Ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri etkileyebilir. Öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler tabii ki özellikle özel üniversitedeki ücretler etkileyebilir arkadaşlar. Ne olur özelde okumak isteyen bir öğrenci devlet üniversitesine kayabilir. Tabii ki bunlar değişiklikler meydana getirebilir. Barınma ücretlerinde meydana gelen değişiklikler tabii ki bizim şehir tercihimizi etkileyebilir. Ve bunun dışında adayların tercih eğilimleri, örneğin öğretmenliklerde daha çok atanan bölümlere giderek eğilimin artması ya da tıp, hukuk gibi bunlara eğilimin artması, azalması gibi. Okul birinciliği tercih eğilimi de etkilidir arkadaşlar. Örneğin bir okuldaki okul birincisi tercih yapmayabilir puanı düşük geldiği için ki ben bunun örneğini bu okulumda yaşıyorum arkadaşlar. Kendisi tercih yapmayacak. Bunun gibi faktörler bizim gidecek olduğumuz üniversiteyi ve alanı etkileyecektir. Hepinize şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah gönlünüzden geçen o üniversitenin haberini, kazandığım haberini sizlerden duyarız arkadaşlar. Takipte kalın, görüşmek üzere.